Günaydın. Ama benim için günaymış sayılmaz. Saat 9 ve ben hala uyanamadım. Sesim hala düzelmedi. Ve bugün almış olduğum, daha doğrusu dün almış olduğum kararda da bugünümü işte vloglayacaktım. Artık başladım. Yapacak bir şey yok. Bir şekilde uyanıp hayatıma devam etmem gerekiyor. Umarım sesim duyuluyordur. Çünkü hiç çıkmıyor sesim şu an. Sabahları böyleyim ve hiç çıkmaz. Birazcık da kalın olur sesim genelde. Şimdi size şu son zamanlarımdan bahsetmek istiyorum. Herhangi bir yerine getirmem gereken akademik görev olmadığı için ya da yetiştirmem gereken herhangi bir sorumluluğum olmadığı için Eylül'ün başından beri, bugün Eylül'ün 15'i ve 2 haftadır, 15 gündür hiçbir şey yapmıyorum evde. Evden çok dışarı çıkmıyorum. Ve ilginç bir şekilde kitap da okumuyorum. Yani bundan daha 2 hafta öncesine kadar bayağı seri bir şekilde kitap bitiriyordum. Yoğun bir şekilde kitap okuyordum. Ama bu 2 haftadır bir tane bile kitap okumadım. Bir tane bile kitaba başlamadım. Bir sayfa bile okumadım. Yaptığım tek şey, arada sırada spor yapıyorum. Spora yavaş yavaş dönmeye çalışıyorum. Hem şu boş vakitlerimi de birazcık kedilerim kavga etti. Tamam. Şu boş vakitlerimi birazcık da olsa spora dönüş adı altında verimli hale getirmeye çalışıyorum. 3 günde bir, 2 günde bir, bazen de 2-3 gün ardı ardı spor yapmaya başladım. Spordan kastım tempolu yürüyüşler. Uzun süreli tempolu yürüyüşler. Hatta bu sabah bu kadar yorgun ve bitkin uyanmamın sebebi de dün uzun bir aradan sonra 1,5 saatlik inanılmaz yorucu bir yürüyüş gerçekleştirdim. Akşam vakti, gece karanlığında bir 450 kaloriyi bırakırken canım çıktı. Bunun da vermiş olduğu bir yorgunluk var. Uzun zamandır bu kadar tempolu yürümemiştim çünkü. Şu an hayatımda bir tek izlediğim diziler ve yüzümde çıkan sivilcelerin yerleri değişiyor. Onun dışında yaptığım hiçbir şey yok. Sadece miskin ve sıradan günler geçiriyorum. Böyle sizinle ufak bir paylaşmak istedim.
开始清扫。 Şimdi bir maillerimi kontrol ediyordum. Maillerimi kontrol ederken yeni bir mail geldiğini gördüm. Ses kodu kayıt işlemlerine dair bir mail gelmiş. Sanırım kampüse dönmeden önce bizim bu HES kodlarımızı şurada verilen linkten HES kodumuzu yazmamız gerekiyor. HES kodları toplanacakmış çünkü. Onun işini halledeceğim. Sonrasında dün yurtla ilgili bir şey öğrendim. Bu sene yurt kayıtları Covid'den dolayı online yapılacakmış. Onu da 8 Ekim bakayım mı? Yurt kayıt işlemleri de bu sene Covid'den dolayı yüz yüze değil online yapılacakmış. Onun IBAN'ı gelmiş. Kayıt yenileme formu gelmiş. Onları doldurmam lazım. Aklımdayken şimdi hepsini bitireyim. İlk işlemi hallettim. Şimdi sanırım yurt kayıt işlemi bir tık uzun sürebilir. Onun bir linkini bulmam lazım. O çünkü mail olarak gelmedi. Arkadaşım haber verdi. Yeni kayıtlar online olacakmış diye. Şimdi bunu bulmam gerek. Şimdi açıkçası birazcık da mutlu bir şekilde yapıyorum bunu. Çünkü evet okullar açıldı ama ODTÜ belki de üniversiteler arasında en geç derslere başlatan okul olacak. Ve insan endişeleniyor. Acaba ODTÜ derslere başlayana kadar ben kampüse yurda gitmiş olana kadar acaba tekrardan kapanma olur mu? Böyle bir ihtimal söz konusu mu diye endişelenmiyor değilim. Şimdi böyle yurt kayıt işlemlerinin yenilenmesi ve HES kodunu istemeleri hoşuma gitti. Son tarihi, son ödeme tarihi ve yurda kayıt formunu mail atma tarihi 8 Ekim. Hemen şimdi 23 günlük yurt ücretini ödeyip de kontunu da daha ayın 17'sinden 17 Eylül'de yapmak istemedim şu an. Neyse formu doldurdum. Form kalsın kenarda. Ben bunu kenarda tutayım da. Çünkü hem doldurduğumuz formu hem de 23 günlük yurt ücretini ödememizi ve bunun dekontunu yurda mail atmamızı istiyorlar ama son tarih 8 Ekim ve daha 17 Eylül'deyiz. Ben bunu ajandama yazayım, unutmayayım. Gerçi unutmam da çünkü bir aksilik olmazsa 8'inde yurtlar açılacak. Ben 10'unda gideceğim. Yani o aralar aslında yurt olaylarına bayağı bir hakim olacağım. O yüzden şimdi formu doldurdum. Form kenarda kalsın.
Onu şu an ücreti ödeyip de şey yapmak istemiyorum, göndermek istemiyorum bu kadar erkenden. Ama o HES kodunu yaptım. Sanırım okulun ve yurdun bizden istediği sadece bu ikisi şu an için.